Tekrar birlikteyiz. Yanımda eğitim editörü Nuran Çakmakçı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugün de kafamız karışık çünkü sadece TEOG'u konuşacağız dedik ama üniversite sınavında da dün gece itibariyle değişiklikler olmuş değil mi? Dün gece saat 10 itibariyle yaklaşık 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çok önemli değişiklikler oldu. O zaman üniversite sınavına girecek olan çocuklarınız varsa dikkat kesilelim isterim ben. Çünkü o kaygıyı ben de yaşamış biriyim. 2000 yılında üniversite sınavına girmiştim. Evet. O zaman da böyle değişiklikler olmuştu. Çok büyük kaygılar yaşamıştım. Motivasyonum bozulmuştu. Aynen. Ne gibi değişiklikler var? Nuran Hanım'dan hepsini öğreneceğiz ama bölmek istemediğim için Tarhan'a yapmıştım hatırlarsanız. Tarhana'nın şimdiki aşaması ne? Zübeyde ablacığımdan öğrenmek istiyorum. Şimdi domates, biber ve soğanlarımızı haşladık. Sebzelerimiz haşlandı. Suyunu biraz süzerek kabımızı alacağız. Zaten çok suyu kalmayacak demiştik. Evet. Yumuşadı ve biraz da ılınması lazım. Hamur tutacağımız için çok sıcak olmaması gerekiyor. Tamam. Evet. Şimdi nohutumuz vardı. Bir su bardağı haşlanmış. Onu da ilave ediyorum. Çünkü blenderlayacağım. Bir de nanelerimi de şöyle keseyim birazcık. Nane de çok yakışıyor çünkü. Nane Bir de ben daha tarhana çorbası piştikten sonra da üzerine de ilave ederim. Bol evet, naneli güzel olur tarhana. Pişirirken de piştikten sonra da çok yakışıyor. Tamam. Şimdi blenderdan geçireceğiz bu karışımımızı. Şöyle alayım ben önünüzden. Rahatsız olmayınız süper, lütfen. Süper, teşekkürler. Evet. Sonra da? Sonra yoğurt, maya, tuz ve un ilavesiyle yumuşak bir hamur tutacağım. Onu göreyim ama ne kadar yoğurt ve ne kadar un koyacağız. Taze tarhana yapıyoruz, onu hatırlatalım. Kokular nasıl geliyor? Çok tarhana güzel. Tarhana gibi koktu. Tarhana gibi. Biraz biraz. Birazdan daha iyi kokacak. Tarhana serilir, kurutulur ya mesela. O eve girdiğiniz zaman o tarhana kokusu buram buram mis gibidir. Evet. Tamam. Tamamdır. Ben şunu da vereyim. Çıkaralım, alayım onu ben. Sen o karışımı hazırlar mısın hemen? Yoğurt ve unla. Yarım kilo kadar yoğurdumu ilave ediyorum. Yarım kilo domates, yarım kilo soğan ve biberimiz vardı. Yarım kilo da süzme yoğurt. Bu maya biraz fazla gelecek. Yarısını koyacağım bunun. Çünkü hemen yapacağız ya onun için mayalanmasını sağlayacak. Ne mayası kullanıyoruz? Yaş maya, evet. Yaş maya. Tuzumuzdan birazcık koyduk. Evet. Ve deniz tuzumuz. Evet, şöyle karıştırarak önce bunu unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Ben hemen şurada iki kaşık var zaten. Dökmeye başlıyorum. Evet. En son biraz elimle yoğuracağım. Bunu bu bir gün bekleyebilir de hemen kaldırabilirsiniz de. Ama mayayı özellikle koyuyorum ki hemen kaldırabilinsin diye. Zaten nohut da mayalanmayı hızlandıracaktır. Evet. Değil mi? Evet, hiç beklemeyecek. Yani normal tarhanayı sermeden önce bir 5-6 gün bu şekilde beklenir. Hatta her gün karıştırılır. Bu iyice hızlısı. Biraz daha değil mi? Evet, birkaç kaşık daha alacak. Tamam. Sonrasında biz sonrasında iyice karıştırıp buzdolabı poşetlerine koyup difrize atacağım ben şimdi. Derin dondurucuya. Tamam. Güzel. Beyaz unla yaparsak daha güzel olur sanki değil mi? Evet. Daha yani güzel esmer oluyor. Zaten tarhana zaten porsiyona çok az düşecektir un. Evet. O yüzden hani bence beyaz un kullanılabilir. Şu yoğurt kabımı da kaldırıyorum ve porsiyonluk olarak bunu buzdolabı poşetlerine alacağız ben. Ve derin dondurucuda muhafaza edeceğiz. Yapmak istediğimiz zaman bir kaşık bir porsiyondur. Ben hani evde kaç kişiyse o kadar kaşık koysun. Yapmak istediğimiz zaman da çıkaracağız, sıcak suyun içine atacağız. Nasıl tarhana yapıyorsak salçayı, naneyi kavuracağız, sarımsağı. Üzerine de onu atacağız. Haftaya da yaparız, çıkarırız da. Olur mu? Okey, süper olur. Derin dondurucuda şu an taze tarhanamızı hazırladık. Haftaya da bu tarhanayı nasıl çorba haline getireceğiz onu da göstermiş oluruz. Ben bunu böyle size vereyim. Tamam, bu şekilde dolduracağım. Ve eğitime başlayalım. Çok kafamız karışık. Öncelikle hangisiyle başlayalım isterseniz? TEOG mu diyelim? Önce üniversiteyle, başlayalım. Çünkü en yeni, en taze değişiklik üniversite sınav sisteminde. Dün gece dedik saat 10'da YÖK bir açıklama yaptı basın mensuplarına. 1,5 ay önce yaptığı bir takım değişiklikleri sil baştan değiştirdi. Neydi bunlar? İsterseniz onları hatırlayalım. Şimdi bu yıl 1,5 ay önce Cumhurbaşkanı
dedi ki liselere giriş sistemini, yani TEOG'u ve YGS, LYS dediğimiz üniversite sınav sistemini değiştiriyoruz, kaldırıyoruz dedi. Bir süre bu ikisinin yerine hangisinin geleceği tartışıldı, beklentiye girildi. İlk değişiklik YÖK'ten geldi. YÖK dedi ki evet, biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği şekilde değişiklikler yapıyoruz. Neydi bu değişiklikler? YGS, LYS vardı. Ben YGS'yi kaldırdım, LYS'yi de kaldırdım. Bir günde iki oturumda sınav olacak. Çocuk lise sonundaki ya da sınava, üniversiteye girmek isteyen bir çocuk sabah sadece Türkçe ve matematikten 40-80 soru yanıtlayacak 90 dakikada. Bir süre 2,5 saat ara verecek, yemek yiyecek, ihtiyaçlarını karşılayacak. İkinci aşamaya geçecek. Tek bir test kitapçığında alanına göre eşit ağırlık sözel ve sayısalsa alanına göre bir takım testler yapacak. Bu testler de örneğin eşit ağırlık için sadece Türkçe matematik, fen için fen dediğimiz işte sayısal tıp ve sayısal fen dersleri, sözel için de sosyal dersler vardı. Çocuklar tabii ki sınava hazırlananlar, normalde biliyorsunuz Türkiye'de sınav hazırlığı, bir sonraki sınavın hazırlığı Ağustos'ta başlar. İşte Mart'taydı YGS, YGS'ye girerler. Daha sonra Haziran'da LYS'lere girerdi. Bu da 5'ti. Son değişikliğin ilk açıklaması buydu. Yani ikiye bölünecekti aynı gün. İlk önce bir Türkçe matematik testi, asıl ders testleri, sonra da alanlara göre sınavlara girilecekti. İyiydi çünkü soru sayısı azdı ve çocukları çok zorlayacak gibi değildi. Hatta bu okuma anlama testleriydi. Bundan mutlu olan oldu, olmayan oldu. Eleştiriler geldi. Örneğin felsefe öğretmenleri dediler ki çocuk felsefe görmeden felsefe öğretmenliğine girecek. Yani o testi çözmeden. Coğrafya hocaları ve tarih hocaları ayrı bir tepki gösterdi. Fakat her tepkiden sonra ufak tefek düzenlemeler yapıldı. Dün akşam birden dendi ki evet, biz bütün bu tepkileri dikkate aldık. Başa dönüyoruz. O ilk sınav Türkçe matematiğe dersler ekliyoruz. Bütün dersleri ekliyoruz. Sadece iki dersten sorumlu değiliz ilk Türkçe, sınavda. Türkçe matematik değil, fen de girdi işin içine. Sosyal bilimler de girdi. Fen girince tabii fizik, kimya, biyoloji girdi. Sosyal bilimlerde ne girdi? İşte tarih, coğrafya, felsefe, o eleştirilen şeyler. Fakat şurada sorun var. Çocuklar güvendiler YÖK'e ve ÖSYM'ye. Dediler ki nasılsa bunların sorulmayacağını en yetkili ağız söyledi. Ne yapalım? Biz bu kitapları kaldıralım, atalım. Sadece Türkçe matematik çalışın. Çocuklar şimdi dersler ilave edildi şimdi. Yani çocuklar kime güvenecekler? Ne yapacaklar? Çok ciddi şeyler. Tabii bu arada adaylardan tepkiler geldi. Uzmanlar o zaman sınavın ölçme ve değerlendirmesinde sorun olacağını söylediler. Şu anda biraz bir hayli karışık. Yani burada en önemli şey, zaten üniversite sınavı Türkiye'de bizim toplumumuzda hayat memat meselesi olarak bakılıyor. Doğru da, çünkü geleceği etkileyen, gelecekte çocuğun hangi mesleği yapacağını, hangi alanda çalışacağını belirleyen belirlediğin bir çizgi, bir nokta çok orası. Çok önemli bir çizgi ve bu sınava yaklaşık 2-2,5 milyon aday giriyor. Bunları çarpın aileleriyle, ya yani 10 milyon insanı ilgilendiren bu çok önemli değişiklik gece 10'da yapılıyor. Bundan sonra da yapılır mı değişiklikler? Yapılır. Çünkü yapılmaz dendi, bu sondur dendi ve yapıldı. Önümüzde 8 ay var. Yani 8 ayda bir takım değişiklikler olacak mı bilmiyorum. Ancak şunu bugün gördüm gazeteye de gelen tepkilerde. Ya çocukların çok motivasyonları düştü, aileler şaşkın ama ben yine de onlara diyorum ki ya çalışmaya devam edin çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi hangi dersler var bu yeni sistemde? Yeni sistemde Türkçe matematik, Türkçe matematik var. Evet. 40 soru Türkçe, 40 soru matematik, 20 fen, 20 de sosyal bilimler. O sosyal bilimlerin açılımları var. Felsefe, tarih. Coğrafya. Coğrafya, bir ders daha vardı.
Bunlar var. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Fende fizik, kimya, biyoloji var. Yani 20 soru değil, bakın bir soru bile bir çocuğun bütün puanlamasını değiştirecek bir şey. Tabii. 20 soru. Yani o kitapları attılar ya 1,5-2 ay önce. Ya yani 2 ay boyunca o sınavlara hazırlanamadılar. O testleri yok saydıkları için. Çünkü öyle söylenmişti. Ya da o derslere çok önem vermediler. Sınavda çıkmayacak evet. diye bir rahatlık evet. vardı. Evet. Bildiklerini de şu sürede tabii unuttular. Tekrar o kitaplar ders masalarına çıkacak. Şimdi bir de yayın evi boyutu var. Bu çocuklar sınava hazırlanıyor. Bol test çözmeleri lazım. Çünkü biz anne babalar diyoruz ki hadi test çöz, nasıl hazırlanacaksın? Yayın evleri sistem değişti. Sadece 2 test var dedi. Hepsini biz de haber yaptık. Çöpe atıldı o kitaplar. Dün akşam şey oldu, açıklama oldu. Bugün yayın evlerine sorduk. Bunu baştan söyleselerdi biz bu kadar yayını atmayacaktık. Nasıl temin edecekler o kitapları? Yeniden basacaklar ya da bazı uyanık yayın evleri şöyle yaptı. Bizi eleştirmiştik. Sadece kapağı değiştirdiler. O kapak değişince yani YGS'ydi, TYT yazdılar. Biz dedik ki böyle şey olur mu? Bu kolaycılık, haklılarmış. Anladım. Yani şu anda ki sistem YGS görünümlü. Yani bugüne kadar yapılan TYT. Temel yeterlilik testi deniyor. Yine bir gün içerisinde olacak. Bir gün TYT olacak. İşte, tarih de değişti. Evet. İyi hatırlattınız. Pazar günü de alan sınavı dediğimiz işte... Hukukçu mu olmak istiyorsunuz, doktor mu olmak istiyorsunuz, onu da pazara aldılar. Aynı gündü, birisi cumartesi yapılacak, birisi pazar yapılacak. Yani geçen yılların aynısı. O zaman niye bu kadar kıyamet koptu, biz de anlayamıyoruz. İnşallah netleşecektir ve çocuklarımız, evet. ailelerimiz de bu konuda rahatlayacaktır. Biz de bu konuyu sizden destek alarak takip edeceğiz inşallah.